Hacı fış 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 ma fış ya hacı fış fış ma fış ya hacı fış fış ma fış baftehindi şehpadi bafteh. Şey of hay hak, gönlümüzden bir kumaştır, tertemizdir perdemiz, her basitlikten uzaktır, pek titizdir perdemiz. Gölgeler oynar da oynar. Söyleyip gerçekleri bir düşün, bin hisse al. Dünyadan izdir perdemiz. Gelmedi hiç kimse kara gözüme hayran diye. Sevgidir her bir hayat hem sevgidir perdemiz. Bir ışık menbaıdır aydınlatır her çehreyi. Seyrine dal, inci bul, engin denizdir perdemiz. Hak sözü söyler, asırlardır eminim ben buna. Ey gel Ömer sen de dinle bir azizdir perdemiz Aman kara gözüm beni bazen kızdırsan da seni görünce rahatlıyorsun. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. İyiyim Hacı Cavcav. <laughs> <laughs> Hayrola? Kendi kendine niye gülüp duruyorsun? <laughs> oy, 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 oy. ya başıma gelenleri hatırladıkça gülmeden edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yahu demek senin bu kadar çok güldürecek tuhaf şeyler oldu. Hop pataklarıma sen gülme. Canım nasıl gülmeyeyim? Baksana çok komikmiş. Gövde <laughs> Daha beni dinlemeden niye gülmeye başladın sen? <laughs> tamam efendim gülmüyorum. Haydi anlat. <laughs> Şimdi biliyorsun Ramazan gelince benim dededen kalma davulu köşesinden çıkarıyorum. İyi yapıyorsun kara gözüm. Davulsuz Ramazan tuzsuz yemeğe benziyor. İyi ya ben de ilk günden davulumu gümbürdettim ki Ramazan şenlenir oldu. Aferin eline koluna sağlık sonra. Bak dinleyeceksen çeneni kapat Hacı civciv. Tamam kapattım efendim. Dün de davulumu sırtlayıp düştüm yollara. Komşu mahallede kapı numarası ile başlayıp salladım tokmağı. Salladım tokmağı. Aman aman Çal davulu kara gözüm. Çal ki şu Ramazan adetimiz unutulmasın. Bak pataklarım ha. Yine çenen açıldı senin. Canım efendim. Verdiğin bilgilere senin adına seviniyorum da konuşmadan edemiyorum. Davulun sesi bir güzel çıkıyor ki Hacı Cavcav. Cav, keyfime değme gitsin. Oh 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 maşallah maşallah. Efendim gelsin bahşişler. Oh 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 maşallah maşallah. Bahşişler geldi de geldi. Evin birisinde başıma bir sen ne işler kenti? Aman kara gözüm, yanlışlık mı oldu? Yanlışlık falan olmadı da huysuz Haydar Bey'in kapısında işler karıştı. Evde sesler var. Bekle, bekle, ee, bahşiş yok. E efendim, yoksa geç öteki kapıya. Herkes zorla para vermek zorunda değil ya. Bana bak, alamadığım bahşişleri sonra senden isterim ha köfte or. Vermeyeceklerse önceden söylesinler. Ben de boşuna tokmak sallamaktan vazgeçerim canım. Eh sen de haklısın kara gözüm. Pekala bekleyince ne oldu? Ne olacak? Ben davul çalmaya devam edince üstüme pencereden hop bir kova su boşaltıldı. Aa efendim çok ayıp etmiş ama bir şeye mi sinirlenmiş? Ben kapısında davul çalmadan az evvel evini soymaya hırsızlar girmiş Hacı Cavcav. Canım olsun. Hırsıza kızıp davulcunun başına su boşaltılır mı? Boşaltılmaz ya. Uysuz Haydar Bey'in bütün parası çalınmış da bana verecek bahşişi bile kalmamış. Vah 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 vah. Efendim pekala sen ne yaptın? Ne bileyim kafama su boşaltılacağına pencereden soyulduğunu söylesene adam. Topladığım bahşişleri de ben sana verirdim değil mi? Aferin kara gözüm. E sonra? Ben inadına kapıda çalmaya devam ediyorum. Şey, davulun ıslanmamış mı? Önce ıslanmıştı. Çalıp söylediğim maniyi duyunca kafama, hop bir kova daha su boşalttı. Ne manisi söyledim bakayım? Yarım kaldı uykusu, sardı bahşiş korkusu. Haydar Bey pencereden başıma boşalttı su. <laughs> Allah iyiliğini versin kara gözüm, eksik olma. Beni yine güldürdün, kara gözüm. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bilmece bilir misin? Maşallah. Efendim? Maşallah. Heh, demek bilirsin. Hı. Hem de nasıl? Ya. Ya ne Be sandın? Bilmece demek. Ben demek. Ben demek. Bilmece demek. Söyle bilmeceni Al cevabını. Peki kara gözüm. Bir tane sorayım. E hadi sor bakalım. Sokakta aldım bir tane. Evde oldu bin tane. Nedir bu? Bil bakalım. <laughs> Bunu bilmeyecek ne var canım? Ne peki? E, tahta kurusu. <laughs> Ay kör olmaya sıcak ara gözüm. Tahta kurusu olur mu ya? Epek pekala olur. Sokaktan bir tane kapta evde nasıl çoğalırlar gör. Efendim benim söylediğim bilmecenin cevabı nar. Ha, ha nar. <laughs> evet nar. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse efendim bir tane daha sorayım mı? Zor bakalım. Efendim çın çınlı hamam kubbesi tamam bir gelin aldım, babası imam. Ha, onu bilirim işte. Kim? Bizim mahallenin imamının kızı. <laughs> değil kara gözüm. Benim söylediğim başka bir şey. Canlı değil fakat canlı gibi. Efendime söyleyeyim. Çalışır. Hmm, bir düşüneyim. Canlı değil de canlı gibi. Hmm, canlı gibi canlı gibi canlı. Aa, Bildim Acıvat Hamam kurnası Bilemedin yahu saat derler buna saat Hani sen bilmece biliyordun e, Biliyordum ama e, Unutmuşum Bir tane daha sorayım mı Sor bakalım Heh, Efendim yer altında kırmızı minare <laughs> Kim bilmez onu yahu Neymiş bakalım Kırmızı minare işte Değil bu yenir Yenir mi hmm, e, hmm. Bilemedim Efendim havuç. Sen de tokatları ye avuç avuç. Dur kara gözüm bir tane daha soracağım. Bilemezsen karışma. İyi hadi sor bakalım. Bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk. Turşu fıçısı. Değil efendim. Fıçı turşusu. Değil canım. Lahana turşusu. Değil gözüm. Pırasa turşusu. Değil ciğerim. Turşuların turşusu. Değil kara gözüm değil. Bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk. Adam turşusu. <laughs> Bak kara gözüm benim sorduğum bilmecenin cevabı hastalara şifa, dertlilere deva. Ya verin şu fakire 5-10 para sadaka. <laughs> ne oluyor kara gözüm? Ne olacak? Dilenci duası yapıyorsun. Bak bir ipucu daha vereyim. Sonra sana sorduğuma bilmece sarıca, soluca. Hmm. Ha bildim. Aksaray hamamı. Öyle değil efendim. Şimdi kara gözüm seninle buradan kalksak. Evet. Bir misafirliğe gitsek. Gitsek. Efendim Kapıyı çalarız. Neye çalıyoruz kapıyı? Efendim yani kapıyı açsınlar diye. Ha ben de kapıyı şöyle gizlice açtıracaksın sandım. <laughs> e, efendim bize kapıyı açarlar mı? Açarlar. Buyurun derler mi? Ya demezlerse? Canım derler, efendim gider misafir odasında otururuz, bize birer kahve, birer de çay getirirler. Ya getirmezlerse? Canım getirirler. Getirirler getirirler. Ha efendim hatta yemek vakti gelince tabii birze bir yemek yedirecekler. Kim yedirecek yahu? Yahu kim yedirecek efendim? Ev sahibi. Ha ha doğru ev sahibi. Efendim yemek vakti gelip de yemek yedirecekleri zaman ilk önce yemek odasının ortasında bir şey sererler. Ne sererler kara gözüm? Yemek odasının ortasına mı? Evet. Ee, çamaşır sererler. <laughs> Canım ne münasebet. Sokakta yağmur yağış olur kurusun diye. Hayır efendim sofra kurarlar. Ha hmm, evet sofra kurarlar. Sofranın üstüne dört ayaklı ne kurlar? Dört ayaklı... Kedi korlar. Değil kara gözüm masayı koyarlar. Peki canım koysunlar. Sonra birer tas çorba getirirler. Hmm, benimki işkembe olsun. Peki efendim sonra bu çorbalara bir şey sıkarlar. Nedir bu? Sıkarlar, sıkarlar, hop kaşık sıkarlar. Hayır canım kaşık dizilir. Sıkarlar, sıkarlar, tuz sıkarlar. Birader tuz ekilir. Hmm, sıkarlar, sık ekmek sıkarlar. Canım ekmek doğranır. Öf biber sıkarlar. Hayır biber serpilir. Hmm, sıkarlar, sık e, artık misafirler dişlerini sıkarlar. Canım neden? Ya birisi başlasın da sonra biz de başlayalım diyerekten. Efendim değil, çorbanın içine ne sıkarlar onu soruyorum. Hmm. Sıkarlar sıkarlar Ne sıkarlar? Ee, tabanca sıkarlar diş diş Yahu kara gözüm tabancanın ne işi var? Hmm, şehriyeler pirinçler kavga ediyorlarsa ayrılsınlar diye Kara gözüm limon sıkarlar Benim de sana söylemiş olduğum bir ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk limon değil mi? Yahu bunu kim bilmez Şurada oturan mini mini yavrular bilebilir Sen şimdi bilmeceyi benden dinle Benim bilmecelere karnım tok Dinle bakalım Söyle Karagöz'üm. Çabuk bilme ha. Canım sen söyle bakalım. Tamam. El üstünde kaydırmaca. <laughs> Efendim bunu bilmeyecek ne var? Sabun. Aa, hmm, peki dil üstünde kaydırmaca. Efendim bunun cevabı da dondurma. Ya ben sana çabuk bilme demedim mi? Ay, 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 ay. Yahu dur Karagöz'üm. Benden söylemesi sana Ramazan yaramadı. Ne oldu Hacı Cavcav? Kel kafanı bit mi ısırdı? Değil efendim. Sen göbeklenmişsin. Bak bataklarım ha, Ağzını bozma. Canım fena bir şey mi söyledim? Köfte hor. Köfte hor sensin. Sen köpek yemişsin dedi ya. E efendim hiç öyle şey söyler miyim? Yani göbek yapmışsın diyorum. Aa ne zaman börek yapmışım? Allah iyiliğini versin. Hemen saçmalamaya başladın. Yahu efendim kilo almışsın. <laughs> Yahu bizde terazi yok. Kilo alıp ne yapayım ben? nasıl anlatmalı? Hmm, ha efendim şişmanlamışsın. Ha Aa öyle desene hay hay. <laughs> nasıl da fark etmemişim. Çok kilo almışsın. Hay köfte hor başka türlü geçinebilir mi? Canım Ramazan'da kilo almanın geçinmekle ne alakası var anlayamadım. Anlayamayacak ne var? Her akşam birkaç iftara, her gece birkaç sahura gidiyoruz ya. Tabii bir ayda 22 kilo şişmanlıyorum. Allah Allah. Sonra da parasızlıktan Ramazan sonrası 11 ay akşam yemekleriyle idare ettiğim için ayda 2 kilo zayıflayıp gelecek Ramazan'a kadar idare ediyorum. Allah iyiliğini versin. Yahu bırak şakayı ama kara gözüm şişmanlık iyi değil. Çeşitli hastalıklara sebep olur. Sen şimdi bırak şişmanlığı Hacı Cavcav. Cav. Aklıma bir bilmece geldi benim de. Hatırın kalmasın. Sor bakalım. Ama bilemezsen bize iftara geleceksiniz. Anlayamadım. Öyle şey olur mu ya? Bak bataklarım verme. Bal gibi olur. Peki bilmeceyi bilirsem siz bize iftara geleceksiniz. Ters oldu ama sor bakalım. Ters sensin. İyi dinle. Bugün hangi gün? Canım bırak bugünü de sen şu bilmeceyi sor bakalım. Köfte hur sordum ya. Allah Allah. Ne zaman sordun efendim? Bugün hangi gün dedin o kadar? İyi ya işte Bilmece o. Efendim öyle bilmece olur mu? Çocuklar bilebilir cevabını hemen. Bugün hangi gün olacak? Sen de biliyorsun ki bugün cumartesi. Hop bilemedin Hacı Cavcav. <laughs> Haydi pazar olsun. Bak düşün de öyle cevap ver. Ee, ya efendim düşünecek ne var? Cumartesi olmazsa pazar. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bak iyi düşün zora mızıkçılık yapma ha. Kaldı bir gün. Bildim. Cuma. Bilemedim. Allah Allah. Pekala, bilemedim. Cevabını sen söyle bakayım. Köfte bugün Ramazan günü. <laughs> ya birader böyle bilmece olur mu? Sen uydurdun. Baştan kabul etmeseydin. Ha, haklısın ama bana doğru dürüst bir bilmece soracaksın zannettim. Ne olacak şimdi? Söyledim ya. Bu akşam bize iftara geleceksiniz. <laughs> ya kara gözüm. sen beni kolay kolay iftara davet etmesin ya bu işin içinde bir bit yeniği var sanki. Bit yemi yok fare zehri var. Ha. Peki sorması ayıp olmasın da iftarda ne ikram edeceksin bakalım. Köfte hor, bilmiyor musun? Neler getirirseniz onları beraberce yiyeceğiz. <laughs> Yahu aman kara gözüm. <laughs> ilahi sen çok yaşa. Neyse efendim hadi artık seyircilere selam ver de gidelim. Ha. Selamun aleyküm. Yahu öyle değil efendim. Düzgün selam ver. Düzgün selamın Ya Yahu efendim kara gözüm öyle değil. Bak hani biz programımızı yapıp bitirdikten sonra seyirciyi selamlarız ya. Hmm düşüneyim o zaman. Hadi buy buy, buy 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 buy. Yahu öyle değil efendim bak şimdi dinle. Dinle beni. Ben ne dersem sen de aynısını söyleyeceksin tamam mı? Tamam. Heh. Efendim her ne kadar sürçülisan etmiş isek affola. Efendim, her ne kadar sürtçünün meyrine bir şey ettiysek affola. Yahu efendim ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor>